Teşekkürler peki İsmail Bey bu az önce tartıştığımız işin siyasi kısmı ile ilgili ne diyorsunuz Onları biraz konuşalım şimdi konuşabiliriz Ya evet. ben de tamamlamak istiyorum çünkü hiç konuşturulmadım yani ee, e, Konuştuğum Esas Safar Bey de konuşma Anlatmak istiyorum çünkü e, Selçuk Bey nedense rencide oldu. E, Hayır, Halbuki... rencide olmadı ya. Bedir Bey nereden çıkartıyorsunuz Tabii. rencide olduğunu? Şimdi konuşu şu. Bir dakika bak. Ben olayı bir açıklayayım. Ya rencide falan yok. Fulya Teknofest'le ilgili kapanış anında e, demiş ki Selçuk Bey burayı tanıtır mısınız bize demiş. Evet. O da kabul etmiş. Şimdi ben araya korsan bir şekilde bir tane, iki tane soruya girdim. Ondan sonra da siz girince devreye iş iyice artık öyle olmadı. Ben, ben Bakın soram, öyle olmadı. Ben Selçuk soram. Bey ben bu mandacılığa soramadım. karşıyız diye. Ya der, Sayın deyin. Sayın Erdoğan'ın Sayın Kılıçdaroğlu'na verdiği cevabı Beliz aynı Bey ne yapmak istiyorsun? anlamıyorum ki şu anda. Konuşabilir miyim? Hayır. Şöyle Sakin bir şekilde bir şey anlat. bir, bir cümle söyleyebilir miyim? Ya söyleyin. Bin, tamam. Bin, bin tane cümle söyleyin tamam. de ben bir mevzu yani teknik olarak neden böyle olduğunu açıklamak istiyorum. Bir teknik bir açıklama yapabilir miyim ya? Tamam. Yani Şimdi program sırasında konuşuruz. biz tamam. e, Selçuk Bey'le böyle anlaşmadık. Sanki şu şöyle oldu. Ona tuzak kurmuşuz. Yayında böyle ona politik sorular sormaya çalışıyoruz. Evet. Anlaşmadığımız bir şekilde hareket ediyoruz gibi bir izlenim doğdu. Selçuk Bey'in rahatsızlığı ondan oldu. Kendisi politize etti olayı. Ya eder. Tamam. Yani ben eder. Edeyim. Sizin ben hiç onun agresif olmadan kendisiyle demek istediğim ki ya başka bir şey söylüyorum televizyondaki tartışma programına bu şekilde dahil olmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Tamam artık kendisi yok konuşabiliriz. E konuşuyoruz. Tamam. Ben de İsmail Bey'e söz verdim ve sonrası tamam, vereceğim. anlaştık. Yani artık Yürüin. Selçuk Bey yok rahat rahat konuşalım. E tamam konuşuyoruz. Şimdi tabii e... Yani Selçuk Bey uzakta olduğu için bağlantıda da sıkıntı var. Ses gidiyor, gelmiyor vesaire. Orada bir sesler de üst üste bindi. Kimin ne dediği çok da fazla anlaşılmadı. O işin teknik boyutu. Gelin mevzuya. Şimdi öncelikle Sayın Bayrakları yani kutluyoruz. Bunlar güzel şeyler. Yani bunlar bu ülkenin, milletin gururudur. Buna itiraz etmek, işte bunun doğru olmadığını söylemek ya da bu projelerden vazgeçileceğini düşünmek abeste iştigaldir. Bu hakkı teslim edip kutluyoruz. Ama e, sayın bayrakların Sel Selçuk Bey'in söylediği birkaç konu var. E, oraya itiraz e, edeceğim. E, tabii ki bir söz hakkı doğacaktır. O da Selçuk Bey kullanmak isterse kullanır. Yani ben de bu mandacı konusuna takıldığım iş, işin açığı yani ABD'de bir firma. Firma kim? Ben de bilmiyordum işin açığı bu firmanın. E, ondan sonra baktım araştırdım vesaire. E, Kemal Bey söyledikten sonra e, iki Türk e, çiftinin e, bir çiftin e, kurduğu bir şirketmiş. Yani Türk firması ama ABD yasalarına göre kuruldu muhtemelen bu. Ama nihayetinde iki e, Türk'ün kurduğu bir şirket. Şimdi bu şirkete baktığınızda işte onu yaptı bunu yaptı falan filan ama ben şöyle gördüm mesela ilk Google taramamda ee, sayın e, Bayraktar ailesinden yine birisinin işte Türk firması diye adlandırdığı 2012'de sanıyorum attığı bir tweet var. Ya, yani bir e, kutlama şeklinde işte e, Türk uçlarını bir Türk çift yapacak falan diyor. Ondan sonra birkaç yıl önce yine bizim Türk gazetelerinden birisinin yine e, böyle öven sözleri var. Ama her neyse Kemal Bey'in açıklamasıyla bir anda bu Türk firması ABD'li firma oldu. Şimdi bir, burada bir çelişki var. Yani bu çok kabul edilebilir bir şey değil. İkinci, mandacı meselesi. Şimdi efendim ABD'den bir firma gelecek. İşte burada neyi, bu, bunu getirmek mandacılıktır. Yani iyi de daha Çernobil, pardon Akkuyu Nükleer Santrali 3 gün önce açıldı. Şimdi bütün baktığınızda her şeyi Ruslar yapmış. Sadece biz inşaatında çalışmış bizim Türk işçilerimiz, emekçilerimiz emekli demişken bu arada 1 Mayıs'ı da tüm emeklilerin kutluyorum. Orada çalışmış. Şimdi işlet, onlar yapıyor. İşletmesi onlar. Bir Türk mühendis içeri giremiyor. Yani 40 yıl, 50 yıl boyunca o e, santralin ömrü ne kadarsa olduğu gibi Ruslar da, şimdi buna Rus mandası mı diyeceğiz? Yani bu mantıkta biraz sıkıntı gördüm ben. Yani dışarıdan eğer bilgi alıyorsanız bu bilgiyi nereden alırsınız? Kenya'da varsa Kenya'da, Abu Dhabi'de varsa Abu Dhabi'de. Nereden alırsanız alın. Nihayetinde burada bu ülke için o firmanın e, avantajlarını ya da bilgi birikimini burada kullanabiliyorsanız bu güzel bir şey. Know-how'ını alıyoruz diyorlar nükleer için. Nohavuna alıyorlar ama yani herhangi bir mühendis giremiyor yani. Cemes'te i̇şte, nasıl alacak falan? O falan. Yani o o iş ayrı bir tartışma. Konusu hakikaten bu böyle yalnız. Ee, bir kere tümüyle orada bir sıkıntı var. Bunun dışında Sayın e, Bayraktar Selçuk Bey, şöyle söylüyor. Havacılık geçmişi oluşmaya başladı diyor. Yani miladı kendisiyle başlatıyor. Bu da çok bana doğru gelmedi. Yani bu insansız hava aracı ilk TUSAŞ'ın 2010 yılında hangardan çıktığının törenleri var. 2013'te seri üretim yapmak üzere ee, anlaşma 10 uçaklık bir anlaşma yapılmak üzere bir sözleşme var ortada. Yani bu iş aslında Tayyip'e 87'lerde 85'lerde de başlamış. O tarihlerde o çalışmaların yürütüldüğü bir durum. Yani havacılık sadece e, bu, bu, burayla başlamadı. Yani milat bu değil. Milat çok önceye gidiyor. Hani öbür tarafa gittiğin zaman Cumhuriyet dönemine kadar gidersin ama bu son iyi ilgili konu e, durum bu. Şimdi bunun bütün bu gerçekler dururken işte ABD'li bir firma ya da bir tür firması gel. Yani ne olur bakın ilk fir firma ilk e, piyasaya giren firma zorluklar yaşar. Bu böyledir. Şimdi telefon dünyasından bir örnekle belki bu iş açıklanabilir. Biraz daha bir sorarsanız biraz... yani cevap da verirsiniz. Daha iyi olur. Yeterli bence. Dediniz Zafer Şahin tamam. bir cevap versin. Ben hani diyeceksiniz ki hayır o öyle değil deme hak şeyiniz olacak. Buyurun. Şimdi bu iş 1985'lerde 87'lerde başladıysa biz 2000'lerin başında niye İsrail'den Heron almaya çalışıyorduk? Niye Amerika'dan prodütör almaya çalışıyorduk? Alamıyorduk, bize vermiyorlardı. Adama bu soruyu sorarlar bir. İkincisi Akku'da yüzlerce Türk mühendis çalışıyor. O ayrı tartışma konusu. Bir daha gelirsek onun rakamlarını da veririm ben. Onu geçelim. Buradaki hadise şu. Ya bu memlekette iyi, doğru, güzel gençlerin, insanların menfaatine yapılmış ne varsa kara çalınmak zorunda mı arkadaş ya? O tartışma konusu haline getirilmek zorunda mı? Buradakilerden bağımsız olarak soruyorum. Siz seçime 12 gün kala Türk savunma sanayini neden hedefe oturtmaya çalışıyorsunuz? İyi bir şey var ya ortada. Savunma sanayinden geçtim. 1 milyon genç Gelmiş oraya ya, mühendis olmak istiyor. Uzay çalışmalarına katılmak istiyor. SİHA yapmak istiyor. Koca koca adamlarsınız ya. Başka derdiniz yok mu ya? Peki Amerika'dan Başka derdiniz yok mu? Eleştirecek hükümeti başka hiçbir şey. Amerika'dan ya? Iki, Amerika'dan iki Türk'ün şirketini buraya Onu getirip anlatayım. ona uzay Onu çalışması anlatayım. yaptırmanın Şimdi, neresi? Şimdi e, çok güzel. Yanlış. Şimdi ona uzay çalışması yaptırıyoruz. Bakın. 8 Şubat 2019. Türkiye Uzay Ajansı kuruluş kararnamesini iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine gitti birileri. Bakın, Türkiye Uzay Ajansı kuruluş karar Türkiye Uzay Ajansı kuruyor. Kim giden? Kim? CHP Anayasa Mahkemesine gidiyor. Ama gerekçesi kim bilir nedir. Ya uzay ajansı kuruyorum ben. Amerikalı Sierra Nevada Corporation'dan önce ben 2019'da uzay ajansı kuracağım diyorum. Sen Anayasa Mahkemesinde bunu kapattın diyorsun. Sonra diyorsun ki bana ben Amerika'dan Şimdi bu anayasa bakın, mahkemesine ben Amerika'dan, iptal başvuruları ben ben şöyle oluyor. ben sizi kesmeden dinledim. Yasanın, yasayı, veriyor, kesmeden yasayı dinledim. veriyor. Bir saniye bir müsaade İ, edin. parantez açacağım. Parantez, parantez açmayın. Sadece... Ben anti parantez açıyorum. ben, iki, iki, bir iki konuşmam saniye ya, saniye ya, konuşmamı bitireyim. Ben bir konuş... ya. Hayır da. canım ben kendisini kesmeden dinledim. Ya. Doğru beni kesmedi evet. Buyur. Hiç kesmeden ben sizi dinledim. Şimdi Amerikalı şirket hadisesi. Bakın. Ben bu konu gündeme gelince Amerika'da bu alanda faaliyet gösteren bir tanıdığım var oldukça büyük bir firma. Bakın Washington DC'de kendisinin teknoloji şirketi var. Dedim ki ya bu işler nasıl oluyor Amerika'da? Bana attığı mesaj bakın. Kendisinin de bakın şirketi var. Hassas teknolojiler ya da savunma istihbarat teknolojisi üreten Amerikan şirketleri federal hükümet tarafından üst seviye güvenlik ve sadakat onayı olmadan lisans alamazlar. Demek ki neymiş? Amerika akıllı devlet olarak, büyük devlet olarak hassas teknoloji, istihbarat, uzay, savunma sanayinde faaliyet gösteren bütün şirketlerinde memleketinin neresi olduğuna bakmadan sadakat onayı istiyormuş. Sadakat onayı bakın güvenlik ve sadakat onayı istiyor. Şimdi bu şirketler dünyanın neresinde faaliyet gösterirse göstersin Amerikan Federal Hükümeti'nin gözetim, denetim ve gerektiğinde kısıtlamasına tabi olarak çalışacağını o şirketi açarken altına imza attığı sözleşmeyle taahhüt ediyor. Ben diyor dünyanın neresinde olursam olayım senin bana çizdiğin çerçeve içerisinde faaliyet gösteririm diye adamın imzaladığı sözleşme var. Aynı bu gelen bu Sierra Nevada Corporation, Sierra Nevada Corporation da bu kapsamda. Şimdi bu sayın müteşebbis diyor ki sanırım diyor sayın olmak yanılttılar diyor. Bir ya, komple bir, o dakika o Türk şir... Türk şirketinin sahibi Türk. Tabii tabii Türk. Bu bu polemikten sonra mı? Tabii tabii ben bu polemikten sonra kendisiyle irtibata geçtim. Çok evet. da hatırı sayılır bir e, firması da var orada. Türkiye'de adı de neydi? Var. Özmen. E, bu şirketin ismi. Ben adını vermeyeyim şimdi. Bu bahsettiği şirket. Kemal Bey'in bahsettiği resmen, şirket. Partilir. Şimdi bakın burada hadise şu. Ne diyor? Bey. Anlamadım ki ne dedi adam yani bir şey. Adam şunu söylüyor. Diyor ki Amerika'da hassas teknolojiler. Ha o arkadaşını söylüyor bunu. Anladım. Tabii, tabii, anladım. Tabii. anladım. Çok özür dilerim. Savunma sanayi. Bunlar da faaliyet göstereceksen diyor. Amerikan Federal Hükümeti diyor sana diyor bir şey imzalatır. Senden diyor güvenlik ve sadakat onayı ister. Dünyanın neresinde faaliyet gösterirsen göster benim çizdiğim çerçevenin dışına çıkamazsın diyor. Peki mandacılık Eşi, nerede burada? Mandacılık şurada. E şimdi sen ya Amerika Birleşik Devletleri'ne sadakat yemini etmiş, güvenlik yemini etmiş bir firma bana gelip de SİHA üretebilir mi? Beşinci nesil savaş uçağı üretebilir mi? Zaten biz yıllardır neyin kavgasını veriyoruz Ahmet Bey? Bakın ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. TUSAŞ örneğini verdi değil mi? Bu işlerde de o zamandan beri yapılıyor. Sanki bayraklar işte şimdi onu oluşturmaya çalışıyorlar. Bayrakların önü açılıyor da efendim TUSAŞ geri bırakılıyor. Diğer firmalar geri bırakılıyor. Hiç ya, eleştirecek ya bir şey milli bulamalı. muharip uçağı TUSAŞ yapmıyor ya mu? Ya işte onu söyleyeceğim. Bu hükümet TUSAŞ'a yılda 300 milyon dolar yatırım yapıyor. Peki 85-87'lerden bahsetti. Bu yatırımlar o zaman niye yapılmıyordu? Ya... USAŞ'a yılda 300 milyon dolar yatırım yapan bir hükümet başka bir firmayı öne çıkartmak ister mi? Bu birinci soru. İki, Amerika'ya sadakat yemini etmiş bir şirket, Türk hükümetinin isteğiyle Ukrayna'ya SİHA satar mı? Satamaz. Be Bey, Afrika'ya SİHA satar mı? Satamaz. Asya'ya satabilir mi? Satamaz. Buradaki mesele milli bir meseledir ama eleştirecek başka hiçbir şey bulamadılar. Ben bunu da çaresizlik olarak görüyorum. Biraz tartışalım. Çaresizlik. Beydir Bey. Şimdi e, öncelikle bir detaydan e, başlayayım. Zafer Bey hemen CHP bu uzay şeyini Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Siz de şaşırdınız yani bir gerekçe vardır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank'ın CHP uzay çalışmalarına da karşı uzay ajansı kararnamesi için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtığı açıklamasına CHP'nin verdiği yanıt hemen arkasından geliyor ve net. Uzay ajansının kurulmasına değil, ajansın denetimsiz harcama yetkisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan yasa çıkarma yetkisinin Cumhurbaşkanlığı'na devredilmesine karşı olduklarını açıklayarak CHP Barankı iftiracılıkla suçlandı. Dolayısıyla işe görekçe. Anayasa'nın kendisine başvurduğu e, e, zaman, zaman yasının adını, adını veriyor. Gerekçesi var. içeride güzel. yazıyor? Uzay uzay adı uzay adı ama olmazsınız karşı güzel gösteriyorsunuz. Bu komik. Yapmayın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyoruz. Siz bir türlü kabul edemiyorsunuz. Bu bir. Evet. İkincisi Ha bu Sans, denetimsizliği bakın, mi getiriyor denetimsizlik yani? Ne, ne, Hayır, de, denetimsizlik ne haline Okudum siz orada o sum burada. O su şey Yani tamam CHP'nin yani, bunlar var. Yani, var. yani, yani, bunlar var. yani var. Cumhuriyet bilmem ne sistemiyle yönetiliyorsa denetimden muhafız. Siz kalp ekip veriyoruz. Ben bir denetim var. Denetim yok. Beyler cevap var merak etmeyin. Anlaşılmıyor. Denetim var. Anlaşılmıyor. Hiç merak etmeyin ya. Denetim var hiç merak etmeyin. Belediyelerde nasıl denetim varsa... Orada da ama Bedri Bey. Ben etim yok. Hayır. Ya, Bedri Bey. Gestiniz. Ama ona cevap Bedri Parantezine karşıydınız. Ona bir cevap verin. Parantezine karşıydınız. Şimdi çiftte çifte parantez açın. Buyurun, buyurun. Yapmayın. Haklısınız, Yapmayın. Buyurun, Yap. tamam. Şimdi bakın. Anti parantez açın Bedri Bey. tamam. Be, be, bedrize... Yok yok parantez yok. yok parantez yok. Yok, 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 lütfen. Şöyle. Çok meraklısınız. Hayır bir kabul etmiyorum. Vallahi kabul etmiyorum. Demin reddettiniz İsmail Bey'in parantezini. Ben de şimdi reddediyorum. Lütfen. Neyi reddediyorsunuz? Parantezi reddediyorum. Tamam. Söyle size şunu söyleyeceğim. Söylemeyin sonra söyleyin size söz verecek sayın yöneticimiz Ya sizin bu usulünüzle itiraz ediyorum Ya yapmayın ya bakın. Benim süremi de Ahmet Bey size versin Ya konuşun, vermesin sakin olun ya lütfen Lafım burada... yarıda kesildi ya bakın konuşun, Selçuk benim Bey de, varken Bey anlatamadım şimdi de anlatamıyorum buyur, yapmayın anlat, Anlatın sizi dinliyorum. Bakın Bir, biz nasıl ben konuşmaya başladım Selçuk Bey'i tebrik Uzayar ediyorum Uzay Ajansı'nın bazı e. Ajansı'nın 2022 bütçesi 61 milyon personel gideri 16 milyon. Tamam. Devam edin. Şimdi ben Selçuk Bey'i ve Bayraktarı tebrik ederek başladım, değil mi? Çünkü bu güzel bir olay, dünyaya yayılan gerçek anlamda bir teknoloji başarısı, bir her açıdan bir başarı öyküsü. Bu iki kere iki dört, bunu tartışmıyoruz. Buna karşı çıkmanın saçmalık olduğunu da İsmail Bey de ifade etti. Ama <laughs> Selçuk Bey'in şirketini ve e, grubunu adına ne derseniz deyin Türkiye'de ve dünyada sağlam bir rotada gelişmesine devamını sağlamak istiyorsa Selçuk Bey'in ve grubunun Türkiye'deki siyasi yelpazelerden birinin temsilcisi veya sesi veya ağırlığını oraya koyan bir grup olarak görünmekten vazgeçmesi lazım. Konu şu anda seçime giderken kendisi kalkıp işte mandacı Sayın Erdoğan'ın yaptığı mandacılık eleştirisini, akşam burada canlı yayında birebir tekrarladığı zaman o siyasi tartışmaların tarafı oluyor. Kaldı seçim ki Seçim kampanyasında ha. bir parçası evet. oluyor. Kaldı ki zaten kendisi, kaldı ki zaten kendisi şu ana kadar ben hep kendisine Bravo dedim, tebrik ediyorum dedim, ee, e, e, gelişmelerini, bu şirketin gördüm, müşahede ettim, alkışladım. Ama hep sonuç olarak Sayın Erdoğan'la ve bu iktidarla bir doğal olarak bir aralarında sürekli bir Eş zamanlı aynı rotada hareket ve e, sanki işte birbirinin parçası gibi olma var. Halbuki bir şirketin o ülkenin <laughs> siyasi e, kayışlarının veya e, siyasi dalgalanmalarının dışında bağımsız bir varlığı olması lazım. O yüzden kendisi de demeye çalıştım ki ya Erdoğan, yarın Hı -hı da bir dakika bir dakika, Erdoğan bir dakika, ya, bir dakika yarın da sayın lay kabul ayır. etmiyorum cümlemi kesemeyeceksiniz. Yarın Kılıçdaroğlu da şayet bu ülkenin Cumhurbaşkanı seçilirse o da ben kendisini çalışır, çok iyi tanıyan yapıyordur. biri olarak diyorum ki burada söylenen her şey maalesef sizin adınıza yanlıştır. Sayın Peki. Kılıçdaroğlu da e, medeni bir şekilde, Sayın Bayraktar kendisiyle tarafsız bir şekilde görüştüğü zaman hakkını da verecektir, bu şirketin değerinde kabul edecektir, gelişmesinin devam etmesi için altyapı da sağlayacaktır, üst yapı da sağlayacaktır. T tabii ki bunu yapacaktır. Kalkıp e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, böyle şirketlerin önünü e, keseceğini düşünmek bir biraz çok saflık Şöyle, Şöyle veya... Bey, şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben gerçekten e, bu konularda e, aynı düşünüyorum. Yani bunun bir siyaset üstü bir olay olarak değerli. Bağımsız ve tarafsız olması Fakat, lazım böyle bir şey. Fakat şöyle oluyor. Şimdi olmaması lazım. Sonuçta ortada bir başarı var. Şimdi bu iş nereden çıktı? İlk Ali Babacan dedi ki, bunlar dedi devletten teşvik alıyorlar dedi. Öyle yok dedi. Bunlara dokunacağız dedi. Öyle öyle geçit vermeyeceğiz dedi. Bak Ali Babacan söyledi bunu. E, kulaklarımız duydu. Dokunacağız dedi bunlara dedi. Ya şimdi adam çıktı Haluk Bayraktar Kardeşim dedi biz devletten beş kuruş almadık dedi. Meydan okudu. Babacan da sustu kaldı. Hiçbir şey söyleyemedi. Şimdi diyor ki Selçuk Bayraktar mesele şu. Ben diyor burada bir milyon öğrenciye bir ekosistem içerisinde diyor teknoloji hamlesine ortak olmalarını ve bu hamleyi yürütmelerini sağlayacak bir zemin hazırlıyorum diyor. Şimdi ama muhalefet lideri ben olsam ya ben bu zemine ortak olurum ya bu iyi bir zemin yani. Sen niye Amerika'dan bahsediyorsun Peki, abi? Amerika'da ya bir, ne gerek biri var? Bir yerine mani değil ki. Hayır, yani değil. yani değil. Sayın değil. Kılıçdaroğlu değil mani e, değil. SNC şirketiyle böyle bir ilişki başlatması Selçuk Bey'e düşman olduğu değil. anlamına gelmez. Gelmez. Mi? Gelmez ama bir yönelim işareti verir. Yani sen burada milli bir çaba var. Senin çocukların o 1 bir milyon dediği kişilerin hepsi AK Partililerin çocukları Değil, var. <laughs> değil ama ben... de var. Ya bir şey bir şey tamam. söylemeye çalışıyorum ya bırak seçimi oyu herkes oyunu Kılıçdaroğlu'na versin abi boş verin ya Allah aşkına başka yani düzgün konuşalım. Aynı şeyi söylüyorum. Derdim oy değil AK Parti ama... değil CHP değil ben anladım diyorum adamın derdine adam diyor ki bize ya diyor, ben diyor burada diyor bir milyon öğrenciyle teknolojinin Türkler tarafından da gerçekleştirilebileceği duygusunu vermeye çalışıyorum, bu heyecanı yaşıyorum diyor. Ana muhalif yani ilk bir Cumhurbaşkanı adayı çıkıyor, aya Atatürk Havalimanı'na başka bir şirket getireceğiz burayı uzay ya bunu mevcudu diyor, yürütsene mevcuda destek versene diyor. Ben böyle anlıyorum. Tamam doğru bunu Bu der, bir polemik konusu olacak bir şey değil hakkıdır. ki. Hakkıdır ama bunu derken O takoz Sayın da, o kadar yanlıştı. Mandacılık kelimesiyle yaklaşması yanlış. Ama sen eğer diyor benim bu milli duruşuma <laughs> destek vermez. Dışarıdan başka bir takım unsurlar arayışına girersen diyor. Bunu ben mandacılık olarak görüyorum. Sayın Bayraktar neden bir AKP şirketi gibi göründüğünü ya, sorgulaması ya. lazım. Abd 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 ya, ya Zaten de. zihniyet bu zihniyet. Sorun burada. Bakın Özdemir, Selçuk Özdemir'in babası rahmetli olan Bayraktar. Özdemir Bey. Özdemir Bey Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ergenekon süreci olduğunda genelkurma ikinci başkanına gelip bu paşaların ailelerine destek için bir kampanya başlatalım ve ben bunun öncülüğünü yapacağım diyen birisidir. Ya balyoz, böyle bir Ergenekon'da mağdur olmuş bütün e, paşalarla AK Parti iktidarı vardı değil mi o zaman? AK Parti Özdemir Bey gitti hapishaneleri ziyaret etti o insanları ya sal, saldırı ile diye bir Paşa vardı gitti onu şey yaptı yani. Yani bu firmayı bir AK Parti firması <laughs> gibi isimlendirmek zaten burada yapılabilecek ben en büyük hakarettir. Neden böyle Ama bir bu imaj veriyor dedim oldu. bu tip cümlelerle. Sayın Erdoğan'ın mandacılık sözlerini tekrarladığı zaman aynı akşam... AKP şirketi demedi. Yok, AKP şirketi demedi. Bedri Bey böyle bir, Bey, imaj, böyle bir veriyor. imaj veriyor diyerek siz onun hakkında böyle bir algı oluşturuyorsunuz. Ben İletişim ne alıştırıyorum? Yoksa işte. e, bu mandacılıktır diyerek... Mandacılıklı. diyerek Mandacılıklı. Aynen öyle mandacılıktır. Niye biliyor tamam. musunuz? Bakın bu milletin travması var. Bak biraz önce İsmail Dükel nükleer santralle ilgili çok yanlış şeyler söyledi. Niye biliyor musun? Biz burada milyonlara hitap ediyoruz. Sorumlu davranıp sorumlu konuşmak zorundayız. Ben Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili Uzay ve Havacılık Araştırma Merkezi oluşturulması önerisini çok doğru ve yerinde buldum. Çünkü Atatürk Havalimanı zaten havalimanı tesisleri kullanılacak. Bu da en güzel geçmişi Yeşilköy Havalimanı olan bir yerin bu tesisler en iyi havacılığa yakışır. Ama Kılıçdaroğlu bunu bir Amerika'da CIA ve Pentagon'a, NASA'ya çalışan Amerika'nın yaptırımlarına şimdi uymak diyor zorunda bir dakika olan. Ee, bak Atatürk Havalimanı ABD'liye verilmeli mi demişiz? Ya Türk onur ABD'li şirkete verilir mi demek lazım. Yani değil mi? Doğrusu o değil ya. mi? Te terminolojik olarak. Yani sonuçta bu, bu, şirketin sahipleri Türk. Ya Amerika yasalarına Amerika, Amerika, göre... bayrakları da, savunamıyorsunuz. Savunuyor yani? ya. Ben ya, yapma, ya. Yapma. ya yapma. Bu, ben de Bu doğru Adamları ya. Ya, adam da, Amerikalı da, Amerikalı da, vermiş, Bu kadar açık yalan söyleyin, Bir reklama gidelim. Reklama bayrakları,